Solpınar'da doğa ve doğal güzellik deyince akla ilk Kızılkaya Madeni gelir. Hakikaten doğal, güzel, Solpınar'a yakışan güzelliği var. Bu yakın yerde aslında böyle bir şey de yok. Siz de görüyorsunuz karşıdaki kayaları. Amerika'nın Arizona Vadisi'ni aratmayacak özellik ve güzelliklere sahip Kızılkaya Madeni, Cenevizler döneminde işletilmiştir. Son olarak 1970'li yıllarda Maden Teknik Arama tarafından kısa bir süre işletilen Kızılkaya Madeni'nde Soğukpınar'dan birçok kişi çalışarak geçimini sağlamıştır. Tarih boyunca Soğukpınar'ı önemli hale getiren ve merkez kılan bakırın çıktığı Kızılkaya Madeni, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen tam bir doğa harikasıdır. Evet, burası Kızılkaya Maden Dağları. Gerçekten endemik bitkiler, tarihi geçmiş ve muhteşem doğal güzellikleriyle bölgenin tarih, kültür, turizmine açılacak önemli bir cennet. Ve burada şu an açık kürüme noktasında çalışma yapılıyor. Bu güzellikler yok olacak. Yetkilileri buradan göreve davet ediyoruz. Burada ne olup bittiğini kamuoyuna mutlaka açıklamalılar. Ve buradan yetkilileri, burayla ilgili rapor veren şahısları, müdürleri, ilgilileri buraya davet ediyoruz. Kamuoyunu aydınlatsınlar. Burada ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz kamuoyu adına, efkarı umumiye adına eskilerin deyimiyle milletvekillerini, yetkilileri de buraya davet ediyoruz. Burada gelip inceleme yapsınlar istiyoruz. SPA Soğukpınar beldesi Kızılkaya'da hiçbir uzlaşı olmadan makinelerle açık kürüme şeklinde maden çalışması devam etmektedir. Bir doğa vahşeti yaşanmaktadır. İçme sularımız, tarım, hayvancılık yaptığımızdaki arazilerimiz tam madenin altında bulunmaktadır. Doğa had safhada kat edilmektedir. Sondaj çalışmaları ile bile sularımıza maden karıştığını tespit ettik. Ve incelemelerimizde hiçbir chat raporu, hiçbir uzlaşı metni hazırlanmadan burada tek taraflı olarak bir çalışma yürütülmektedir. Buranın tamamen yıkılacağını bildirdiler. Halk da vatandaşımız da kesinlikle buna izin vermeme bir yönünde talebimiz var. Yasal süreçlerden halktan imzamızı topladık. Halka verip biz de hakkımızsa burada kesinlikle açık kürümeye izin vermeyeceğiz. Ki Soğukpınar'ın hiçbir haberi yok, bizim de haberimiz yok. Şu anda bizde hiçbir evrak yoktur. Kesinlikle bize bilgi verilmemiştir. Chat raporu yok. Yetkililerden bazı telefonlaşıyor. Telefonla görüştüklerimizde kesinlikle izin olmaması lazım diye böyle bir ortama açık yürümeye. Çevre köyler muhtarlarımız, niyetlerimiz hepsi söylüyor. Siz var ama şimdi Soğukpınar hemen işte 5 kilometre kadar yok bile altımızda. Merkez mahallemiz var. Onun yanında hemen Gost köyü. Hemen buranın devamında Gosköy mahallemiz var. Karşıda Çoluğu mahallesidir. Tam bu madenin zarar verecek olduğu bir mahallemiz var. Zaten tarım alanı bu yaşına belli. Alt tarafında da arıcılar var. Burada Soğukpınar'ın %70'i de buradan su içiyor. Su kaynaklarımız hep buradan çıkıyor bizim. Yani onun için bu Soğukpınar'a büyük bir felaket gibi gözüküyor. Ama buna nasıl göz yumulacak? Kesinlikle biz Soğukpınar'lı olarak burada açık kürüme izin vermeyeceğiz. Ben tüm yetkililerime, siyasetçilerimize ve de burada yani burayı hakikaten düşünen insanlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Burayı kesinlikle üstüne düşen görevleri doğrusuna yapacaklarına inanıyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak Soğukpınar beldemiz başta olmak üzere civar köylerimizle birlikte imza kampanyası düzenleyip buradaki açık kürümeye ve madene karşı olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Dosyalarımızı hazırladık, imza kampanyamızı başlattık ve yasal hakkımız olan yürütmeyi durdurmak için mahkemeye de başvuracağımızı buradan seslenmek istiyorum. 20-30 metre aşağısında yaşamın olduğu, evlerin olduğu bir yerde hiç duyarsızcasına vatandaşla hiçbir irtibata geçilmeden bir çalışma yapılmaktadır. Bizler hiçe sayılıyoruz. 3000 kişi yaşıyoruz Soğukpınar beldesinde biz. Şimdi ana geçim kaynağımız fındık.
peşine mısır ve hayvancılık yapmaktayız. Hayvancılık için de otlaklarımız var. Biz şimdi buranın doğrudan muhatabıyız. Bir tane maden taşı. Maden taşı ocağın arasına gitmiş. İki dalın arasına. Değdiği iki dalın kuruttuğuna şahit olduk biz burada. Maden çalışması olan sahalarda yaş ortalaması 50'yi bulmadığı söyleniyor. Bizim oralarda da 70'li yıllarda maden teknik arama çalışırken böyle çalışan kişilerin hep 40-50 yaşlarında maden hastalığına yakalandığı ve maden hastalığından öldüğünü biliyoruz köyümüzde de. Kızılkaya Madeni'nde yer alan Beşik Gölü, Şahin Kayası, Delikli Taş ve eski yeraltı yolları bölgedeki en sık ziyaret edilen yerler arasındadır. Beldeyi kuş bakışı gören yüksekliğiyle büyüleyen bir doğal güzelliği bulunan Kızılkaya Madeni, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Doğal Tabiat Parkı ilan edilmesi belde halkının en büyük dilek ve arzusu.